Bu dizelerde yer alan tamlamalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması vardır. Belirtili isim tamlaması olabilmesi için hem tamlayan hem tamlanan ek almalı. Bakıyoruz. Başım kopuk kopuk bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, serham serham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Bunun farkı ifadesi arkadaşlar. Bakın neyin farkı? Bunun farkı. Bunun ifadesindeki ın in, in tamlayan eki. Farkı ifadesindeki ı i, i tamlanan eki. Her iki tarafta ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Bir isim tamlamasının tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiştir. Bir isim tamlaması dediği arkadaşlar bu kural sadece belirtili isim tamlaması için geçerli ve zincirleme isim tamlaması için geçerli. Zincirleme yok zaten belirtili de bunun farkı e, isim tamlaması var. Bunun farkı belirtili isim tamlamasıdır ancak tamlayan herhangi bir sıfat tarafından nitelenmedi. Ne sen bunun farkındasın. Buradaki sen zamir, buradaki ne de ne ne bağlacı var ama Önüne herhangi bir sıfat gelmedi. Bu kesinlikle yanlış. Birden fazla belirtisiz isim tamlaması vardır. Belirtisiz isim tamlaması olabilmesi için isme ne sorusunu sormamız gerekiyor. Yine bir tamlayan olacak ve bir tamlanan olacak. Tamlanan ek alacak yani ı, I, i, u, ü ekini alacak ama tamlayan herhangi bir ek almayacak ve Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana ne sorusunu soracağız. Başım kopuk kopuk bulut, içim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım. Ne ağacı? Ceviz ağacı, belirtisiz isim tamlaması. Ne parkı? Gülhane parkı, belirtisiz isim tamlaması. Birden fazla isim tamlaması var, bu da doğru. Bu durumda cevabım 1 ve 3 yani Bursa şıkkı. Diğerlerine de bakıyoruz. Zincirleme isim tamlaması vardır diyor. Yok, en az 3 isimden oluşması gerekiyordu arkadaşlar. Tamlananın düşmüş isim tamlaması vardır diyor. Böyle bir şey de yok. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması var. Başım mesela benim başım tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Ama tamlananı düşmüş isim tamlaması yok. Dediğim gibi cevabımız 1 ve 3 yani Bursa şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? Evet. Reklamcılık günümüzün en çok ilgi çeken mesleklerinden biridir. Günümüzün meslekleri ifadesi belirtili bir isim tamlamasıdır. Bir de kesinlikle var. Devam ediyoruz. Pek çoğumuz reklamcılığın gizini çözmeye çalışırız. Reklamcılığın gizi ifadesi belirtili bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla B'de de var. Devam ediyoruz. Bir reklam sloganı bir ürünü tanıtmanın çok ötesinde anlamlara sahip çünkü derken arkadaşlar ne sloganı? Reklam sloganı belirtisiz isim tamlaması. E, ürünü tanıtmanın ötesi yine aynı şekilde belirtili isim tamlaması 3'te var. Bunu da bu yüzden eliyoruz. Doktor Tom Rester 1800'lerdeki içecek ilanlarından başlayıp bugünün giyim parfüm reklamlarına kadar uzanan araştırmasında tüketicileri etkileme yöntemlerini anlatıyor. Parfüm reklamları yine belirtisiz isim tamlaması burada da var. Bunu da eliyoruz. Bilinçli bir tüketici olmak için bizi çevreleyen bu sektörü Belki biraz daha yakından tanımalı bilinçli tüketici sıfat tamlamasıdır. Bu sektör sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Burada isim tamlaması yok. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı. Bu cümledeki altı çizili tamlamalarda özelliklerinden hangileri ortaktır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Belirtili isim tamlaması olmak, belirtisiz isim tamlaması olmak, tamlayanı veya tamlananı sıfat tarafından nitelenmek. Bakıyoruz. Ünlü ressamların tabloları başta olmak üzere sanat eserleri için belirlenen yüksek değerler. Ressamların tabloları ifadesine baktığımızda her iki tarafta hem tamlayan hem tamlanan eki aldığı için bu bizim için belirtili isim tamlamasıdır. Diğerine bakıyoruz şöyle. Bu eşsiz parçaları hırsızların gözdesi yapıyor. Hırsızların ifadesi tamlayan ek almış. Gözdesi ifadesi tamlanan bu da ek almış. Her iki taraf da ek aldığı için bu da benim için belirtili isim tamlamasıdır. Bu şekliyle baktığımızda cevabımızın Adana şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Bakıyoruz arkadaşlar. Unsurları arasında sıfat girmiş. Zincirleme isim tamlaması vardır diyor. Çukurova'da bir köye gittiğinizde köyün genç kızlarının yakın çevredeki arkadaşlarıyla pamuk işleyen fabrikalarda çalıştıklarını görürsünüz. Bakın. Köyün kızlarının arkadaşları olarak baktığımızda üçü beraber zincirleme isim tamlamasını oluşturur. Araya genç sıfatı girmiş gördüğünüz gibi ve yakın çevredeki sıfatı girmiş köyün kızlarının arkadaşları zincirleme isim tamlamasıdır ve arasına sıfat girmiştir bu yüzden adana şıkkı doğru. Zincirleme isim tamlaması vardır diyor. Zaten bulduk. Köyün kızlarının arkadaşları bu da var. Bir sıfat tamlaması bir ismi nitelemiştir. Evet, yakın çevre sıfat tamlamasıdır. Arkadaş burada isim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakın çevredeki arkadaş buradaki yakın çevre sıfatı Arkadaş ismini nitelemiş. Bu yüzden C şıkkı da doğru. Tamlayanı ile tamlanın yer değiştirmiş isim tamlaması vardır. Bir kenarda dursun. Bunu bulamadım. Birden fazla sıfat tamlaması vardır diyor. Hemen bakıyoruz. Genç kız burada sıfat tamlaması. Yakın çevre sıfat tamlaması. Gördüğünüz gibi birden fazla sıfat tamlaması da bulduk. Bu yüzden Edirne şıkkında eleyeceğiz. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması yok. Cevabımız Denizli şıkkı. Şöyle bir şey istiyor bizden. Dante gibi ortasındayız ömrün. Ömrün ortası gördüğünüz gibi yer değiştirmiş ama buna benzer bir kullanım yok. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı. Bu parçadaki tamlamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birden fazla isim tamlaması diyor arkadaşlar. Sıfatların tamamı sıfat tamlamasını oluşturur. Unvan sıfatları dışında. Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için tamlanana ne sorusunu soruyoruz? Zincirleme isim tamlamasını bulmak için en az 3 isim olmak zorunda. Tamlayana düşmüş isim tamlamasını bulmak için iyilik ekini bulmanız yeterli. Niteleme sıfatıyla oluşmuş tamlamayı bulmak için isme nasıl sorusunu sormamız gerekiyor. Evet akıllı saat nasıl saat akıllı saat bu bizim için niteleme sıfatıyla oluşmuş tamlama. Devam ediyoruz. Telefonlar, otomobiller, gözlükler derken çok yakında Hemen hemen her nesne, her nesne, bu da bir sıfat tamlaması arkadaşlar. Birden fazla sıfat tamlamasını da bulduk. Adana şıkkında eliyoruz. İnternet ve bluetooth teknolojisi üzere, bakın bluetooth teknolojisi üzere 3 tane isimden oluştu. Bluetooth isim, teknoloji isim, e, üzeri isim, zincirleme isim tamlamasını da bulduk. Aynı zamanda bluetooth teknolojisi ya da internet teknolojisi aynı zamanda belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Çünkü ne sorusuna yanıt veriyor. Bu bir. A kavramı ne kavramı A kavramı bu da ne sorusuna yanıt verdiği için iki tane de belirtisiz isim tamlamasını bulduk. Neyi bulamadık? İyelik ekini bulamadık bu yüzden yani tamlayını düşmüş isim tamlaması yok cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır? Arkadaşlar isim tamlamasını üçe ayırıyoruz. Zincirleme isim tamlaması, Belirtili isim tamlaması, şöyle belirtisiz isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasını bulmak için neyin ve kimin sorularını soruyoruz? Neyin ve kimin soruları sorulur? Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için ne sorusunu soruyoruz? Zincirleme isim tamlamasında zaten 3 isim olmak zorunda. Bir de tabii ki takısız isim tamlaması var. Onu dahil etmiyoruz çünkü ÖSYM onu sormuyor. Evet. Halk sağlığı uzmanları virüsteki son mutasyonun yayılımı hızlandırmayacağını belirtti. Halk sağlığı uzmanları gördüğünüz gibi halk isim, sağlık isim, uzman isim olduğu için zincirleme isim tamlaması olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerine bakıyoruz. Afrika'nın derinliklerinde hala vahşi bir yaşam olduğunu belgesellerden biliyoruz. Afrika'nın derinlikleri neyin derinliği? Afrika'nın derinliği belirtili bir isim tamlaması var burada. Tüketimin cazibesine kapılıp harcamalarımızda sınırı aşmaktan kaçınmalıyız. Tüketimin cazibesi neyin cazibesi diye sorduğumuzda belirtili isim tamlaması. Romanında adeta Türkçenin sınırlarını zorlayarak muhteşem bir üslup yaratmış. Türkçenin sınırları neyin sınırları? Türkçenin sınırları belirtili isim tamlaması. Devam. Öğretmenin birinci görevi öğrencisine hayata tutunacak nitelikleri kazandırmaktır. Öğretmenin görevi, buradaki birinci araya giren bir sıfat önemli değil o. Öğretmenin görevi ifadesi belirtili isim tamlamasıdır her iki tarafta kaldığı için. Cevabımız Adana şıkkı olur.